Bir an için hayal edin. Dünyamız bilinen evrendeki en büyük yıldızlardan biri olan Stephenson 2.18 kadar devasa olsaydı ne olurdu? Çapı milyarlarca kilometreye ulaşan bir gezegen, bir kutbundan diğerine radyo sinyalinin saatlerce yolculuk etti. Ekvatoru dolaşmanın yüzlerce yıl aldığı inanılmaz bir dünya. Stephenson 2.18, Güneş'ten 2150 kat büyük bir kırmızı süperdev ve eğer dünya bu boyuta ulaşsaydı, Jüpiter'in yörüngesini dahi gölgede bırakırdı. Peki bu bize nasıl bir hayat sunardı? Yerçekimi ya her şeyi paramparça edecek kadar güçlü olurdu ya da atmosferi tutamayacak kadar zayıf hale gelirdi. Bir gün, belki yüzlerce yıl sürerdi. Kıtalar, milyarlarca kilometrelik uçsuz bucaksız arazilerle ve dağlarla dolardı. Bilimsel olarak böyle bir gezegenin var olması imkansız. Bu büyüklükte bir dünya, yıldız gibi gazdan bir buluta dönüşebilirdi. Ama yine de bu düşünce deneyi evrenin akıl almaz ölçeğini ve bizim küçük, kusursuz dengedeki gezegenimizin eşsizliğini gözler önüne seriyor. Bu videoda Stephenson 2.18 boyutunda bir dünyanın yerçekiminden seyahatlerine, ikliminden günlük yaşamına kadar her yönünü şaşırtıcı detaylarla keşfediyor olacağız. Çünkü bu, hayal gücünüzü alt üst eden, evrenin derinliklerine sürükleyen bir serüven. Gezegenimizi büyütmeye başladığımızda çok tuhaf etkileri görmeye başlarız. Çünkü şişmeye başlayan gezegenimizin yarıçapını şu anki halinden alıp yaklaşık 1,5 milyar kilometreye getirmeliyiz. Bu da aşağı yukarı 235 bin kat uzatmak anlamına geliyor. Yarıçapı genişlemeye başlayan dünya hacimsel olarak da hızlı bir şekilde artmaya başlar. Ama hacim yarıçapın küpüyle orantılı olarak değer aldığı için 1,5 milyar kilometrelik bir yarıçapa sahip dünyanın hacmi 10 katrilyon kat artmış olacaktır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, eğer şu anki dünya bir basketbol topu boyutunda olsaydı, oluşturduğumuz bu devasa dünyanın çapı yaklaşık 56 kilometre olur, bir şehrin boyutlarına ulaşırdı. Bu esnada dünyayı ne şekilde büyüttüğümüz de önemli. Şişirirken kütlesini de arttırıyor ve madde yoğunluğunu koruyor muyuz, yoksa devasa hale getirdiğimiz dünyanın kütlesi, küçük dünyanın kütlesiyle aynı mı kalıyor? Bu ikisinin ortaya çıkaracağı sonuçlar bambaşka. Eğer boyutlarını arttırırken kütle de kazandırarak aynı yoğunluğu koruyorsak, en sonunda elde edeceğimiz şey, ultra ağırlığa sahip muazzam bir gezegen olacaktır. Böylesine bir kütle yığınına sahip gezegendeki yerçekimi akıllara durgunluk vericidir. Bildiğiniz üzere dünyadaki yerçekimi şu anda 9,8 metre bölü saniye kare. Fakat Stephenson büyüklüğünde bir dünyadaki yerçekimini hesapladığımızda yaklaşık 2,3 milyon metre bölü saniye kare sonucuna ulaşırız. Bunun anlamı şu: madde adına bildiğiniz her ne var ise gezegenin yüzeyinde kendi ağırlığı altında ezileceği bir ortam yaratırdı. İnsan, cam, demir, plastik, fil, ağaçlar, beton, aklınıza gelen her şey yüzeye sımsıkı yapışır, pürüzsüz bir görüntü oluşturarak ortadan yok olurdu. Bu durum beraberinde daha da dramatik bir şeyi getiriyor: gezegenin yüzeyinden kaçış hızı. Yani gezegenin yerçekim etkisinden tamamen kurtulmak için gereken minimum hızın değeri. Örneğin dünyanın yerçekim etkisinden sonsuza kadar kurtulmak istiyorsanız saniyede 11 kilometre, yani saatte 40 bin kilometre hızla kaçmalısınız. Ay'daki bu kaçış hızı ise saniyede 2,4 kilometredir. Kurgusal devasa gezegenimize dönersek, yüzeyinden kaçmak için sahip olmamız gereken hız saniyede 2,62 milyon kilometredir. Işık saniyede 300 bin kilometre bir hıza sahip. Kaçış hızının saniyede 2,62 milyon kilometre olduğu bir gezegenden bahsediyoruz. Mümkün olabilir mi? İşte kütle ve yoğunluğu koruyarak bir gezegeni Stephenson 2.18'e çevirmek mümkün olmadığı gibi, kaçış hızının ışık hızına eşit olduğu tam o anda dünya kara deliğe dönüşürdü. Bu yerçekimi bir şeyi daha derinden etkilerdi: atmosferi. Tüm varlığımızı ve gökyüzünü kaplayan devasa atmosferimiz, bu olağanüstü çekim karşısında zemine doğru çekilir, son derece sıkıştırılmış olurdu. Şu anda atmosferik ölçek yüksekliği 8 kilometre iken, gezegenimiz büyüdüğünde bu yükseklik 0,034 milimetreye inerdi. Yani nefes almak için zemine burnunuzu değdirseniz bile bir nefes dahi içinize çekemez hale gelirdiniz. Aerobik solunum yapan yeryüzündeki tüm canlılar saniyeler içinde yaşamsal faaliyetlerine son verirdi.
Kütle yoğunluk senaryosunun ikinci bölümünde ise tüm bu yerçekimi etkilerinden kurtulurduk. Başlangıçtaki kütleyi hiç değiştirmeden balon gibi şişen bir dünya, Stephenson ölçeğine geldiğinde farklı bir boyuta ulaşırdı. 9,8 metre bölü saniye karelik yerçekimi ivmesinin değeri bu sefer 9,9 çarpı 10 üzeri eksi 10 metre bölü saniye karelik bir değere düşerdi ki bu da neredeyse sıfır yerçekimi demek. Atmosfer, nesneler, canlılar, toprak, yüzeyde bulunan her şey ama her şey uzaya doğru aniden süzülüverirdi. Stephenson 2.18 boyutundaki yeni dünyamızı olduğu yerde bırakırsak, dış gezegenlerin biraz ötelerine uzanan bir büyüklükle baş başa kalırız. Bu aynı zamanda Güneş'i de içine alması demek. Bu sebeple şu anki yerimizde değil, Satürn'ün biraz ilerisine ancak Uranüs'ün öncesine şişmiş gezegenimizi koyarsak Güneş'le temas etmekten kurtuluruz. Fakat az önce belirttiğim gibi gezegenimizin kütlesini de arttırdıysak bu sefer biz değil, Güneş bizim etrafımızda dönmek durumunda kalırdı. Tabii kara deliğe dönüşmemiş isek. Diğer türlü, yani ufak bir kütlede kalmışsak Güneş etrafındaki dönüşümüz devam ederdi. Ancak yörünge mesafesinin bu denli uzaklara taşınması Kepler'i devreye sokar ve Güneş etrafındaki dönüşümüzün artık bir yılda değil, 30 yıldan daha uzun bir sürede tamamlanmasını gerektirir. Bu da başka bir olayın tetikleyicisi haline gelir. Mevsimlerin anormalliği. Eksen eğikliği sebebiyle teoride mevsimler hala oluşabilirdi ancak hiçbir anlam ifade etmezdi. Çünkü noktadan daha küçük görünen bir güneşin gezegenimizin yüzeyinde hiçbir etkisi hissedilmez, tüm dünya yok oluşuna kadar milyarlarca yıl ağır bir kara kış içinde dönmeye devam ederdi. Güneş etrafındaki dönüş anomalisiyle birlikte kendi etrafındaki dönüşünde de dramatik etkiler hissedilirdi. Eğer dönüş süresi hala 24 saat olsaydı ekvatordaki dönme hızı biraz yüksek olurdu. Işık hızının %36'sına kadar ulaşırdı. Fakat bu noktada durup düşünmek lazım biraz. Bir gezegenin ekvatordaki dönüş hızı nedeniyle dağılmaması için kütle çekim ivmesi ile merkez kaç kuvveti arasında bir denge olmalıdır. Biraz hesaplama yaptığımızda eğer Dünya kütle ve yoğunluğunu arttırarak Stephenson 2.18 boyutuna gelseydi ve 24 saatlik dönme periyodunu korusaydı, merkez kaç ivmesi kütle çekim ivmesinden küçük olduğundan gezegen dağılmazdı. Ancak bu hız yani ışık hızının %36'sı relativistik etkiler yaratır ve hiçbir malzeme bu kuvvete dayanamaz, bu nedenle pratikte böyle bir gezegen var olamazdı. Dağılmadan var olabilmesi için günlük dönme periyodunun çok çok daha uzun olması gerekirdi. Kısaca biraz ufka bakalım. Eğer deniz seviyesinde duruyor ve uzaklara bakıyorsak, dünyanın eğriliği nedeniyle görebildiğimiz en uzak yatay mesafe 5 kilometre civarındadır. Ama Stephenson kadar olan bir gezegendeki ufuk çizgisinin uzaklığı yaklaşık 2420 kilometre olurdu. Yani gezegen neredeyse dümdüz görünürdü. 3 milyar kilometre çapa sahip bir gezegende akraba ziyaretlerinde bulunmak, tatile gitmek ya da iletişim kurmak epey meşakkatli olurdu. Örneğin normal dünyada Güney Kutbu'ndaki penguenler arasından bir canlı yayın açsanız, Kuzey Kutbu'ndaki arkadaşınız sizin yayınınızı sadece 0,04 saniye gecikme ile izlerdi. Ama bizim devasa boyutlardaki kurgusal dünyamızda bunu yapacak olsanız, aynı arkadaşınız sizi 2 saat 46 dakikalık gecikme ile görecektir. Açtığınız canlı yayının hiçbir anlamı kalmaz, cansız yayına dönüşürdünüz. Ya da Güney Su kabilesindeki Katara, Kuzey Kutbu'ndaki su bükme ustalarından ders almak için saatte 75 km hızla giden Appa ile bugün yola çıksa, 4400 yıl sonra kuzeydeki su kabilesinin yanına varırdı. Aynı gezegende yaşayan ama birbirleriyle iletişimi yok denecek kadar az olan bir uygarlık haline gelmemiz kaçınılmaz olurdu. İletişimimiz sadece dijital yollardan olacağı için fiziksel anlamda birbirimizi görmemiz, kucaklaşmamız hiçbir zaman gerçekleşmeyebilirdi. Günümüz dünyasındaki okyanusların ortalama derinliği 3,5 kilometreden biraz fazla durumda. Stephenson dünyasına ait sularda ise bu derinlik 865 bin kilometreye inerdi. Dünya ile Ay arasındaki mesafeden daha fazla bir derinlik. Ama bu da basınç sorunu ile birlikte gelirdi. Çünkü suyun bu denli basınç ortamında sıvı halde kalması mümkün değil. 11 kilometre derinlikteki dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'ndaki basınç bile Stephenson dünyasında bir bardak su gibi kalırdı.
Çünkü 865 bin kilometre derinlikteki sıvı basıncı bu çukurdaki basınçtan 18 milyar 450 milyon kat daha fazla olurdu. Bu nedenle böyle bir senaryo teorik bir hesaplama olarak ilginç olsa da fiziksel olarak gerçeklikte mümkün değildir. Ve nihayetinde sonuç olarak belki de bizler evrenin uçsuz bucaksız boşluğunda küçük bir mavi nokta değil de Stephenson 2.18 gibi dev bir gezegende doğsaydık, zaman, mekan ve insanlık algımız tamamen farklı olurdu. Bir kıtanın diğer ucunu göremediğimiz bir dünyada, belki de komşuluk sadece efsanelerde anlatılırdı. Ama büyüklük sadece rakamlarla ölçülmez. Evrenin en büyük yıldızlarından biri kadar kocaman bir dünya bile olsa, insanoğlunun bakış açısının, merakının ve keşfetme tutkusunun yanında belki de hala küçücük kalırdı. Çünkü asıl yolculuk, gezegenin boyutunda değil, zihnimizin derinliklerinde başlıyor.